Herkese merhabalar. Hello to everyone diyoruz ve bugün yeniden mutfaktayız. Hazır mısın Tonguç'um dersimize? Hazır değilim hocam. Sen hazır değilsin ama ben hazırım. Bak kahvemi bile hazırladım böyle güzel güzel. Kahvem de hazır. Madem mutfağa giriyoruz o zaman güzel bir kahve yapayım dedim. Bugün zaten birincisi ve ikincisini izlediğimiz, birincisi ve ikincisini öğrendiğimiz konunun üçüncü kısmındayız. Burada first, next, then, after that, finally konularını öğreneceğiz. Çok basit bir şey. Yani sequence words, sıralama cümleleri, sonuçlandırma cümlelerini. Burada sınavlarda genellikle first'ü ve finally'yi soracaklar. Birazdan bunların örneklerini göstereceğiz. Yine kelimelerimiz var. Yemek pişirme çeşitlerini gösterirken işte kaynamış yumurta, fırınlanmış tavuk ya da buharda sebze ya da kızarmış patates. Bunların hepsini güzel güzel öğreneceğiz. Ve burada bazı sorularımız var. Do you prefer cooking pasta or meat? Pasta mı yoksa meat mi? Yani makarna mı et mi pişirmeyi tercih edersin? Burada ne demiş? I usually prefer cooking meat. Ben genellikle, usually genellikle demek et pişirmeyi tercih ederim diyecek. Bütün bunları güzel bir şekilde öğreneceğiz. Ama tabii sen mutlaka 0'dan 8'e sözelde bu konuyla alakalı sana çok güzel konu anlatımlarımız var. Oralardan mutlaka şurada bak indiki için 3'te. Burada cooking process, pişirme süreciyle alakalı kelimelerimizi ve bunlardan gelen soruları mutlaka çözmeni tavsiye ediyorum. Bake, fırında pişirmek. Fry, yağda kızartmak. Roast, ateşte fırında kızartmak. Boil, haşlamak. Zaten haşlanmış yumurta diyorduk. Ve aynı zamanda grill, ızgara yapmak. Steam, buğulamak kelimelerini güzel güzel öğrenip hemen bunlarla alakalı sadece bu 2, 4, 6 kelimeden sınavda %60-70 soru geliyor. Yani çok önemli kelimeler bunlar. Dolayısıyla biz de bunlara önem verdik ve bunlar için sorular hazırladık. Bunun haricinde 10'da 10 Zoru Bankası'ndaki İngilizce kısmından, taktikli İngilizce'den ve Dinamo İngilizce'den de sorularını çözmeyi unutma. Bilhassa Tonguç'um, taktikli İngilizce'de bu posterleri duvarına asarak, mesela bak burada hemen Indie Kitchen kısmını açmak istiyorum. Bak Indie Kitchen'da nerede? Bak cooking process, ingredients, adjectives about cooking, yani pişirmeyle alakalı sıfatlar var. Burada bu boşluklara kitabımızın arkasındaki stickerları yapıştırarak İngilizce kelimeleri daha hızlı öğrenebilirsin. Biliyorsun kelime öğrenmek çok önemli sınavda. Daha farklı yerlerde kelimelerle karşılaştıkça, burada kelimelerle daha farklı yerde karşılaştıkça daha iyi hafızanda kalacak. O zaman taktikliden, dinamodan sorularını çözmek istiyorsan, hazırsan konumuzu öğrenelim. Ardından sen tabii ki güzel güzel testlerinle, denemelerinle baş başa kal. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Sequence words, yani sıralama sözcükleriyle bakıyoruz. Consequence sonuç demek İngilizce'de. Sequence sonuçlama, sıralama cümleleri. Şimdi first, next, then, after that, finally gibi kelimeler var. Burada şunu bileceğiz. Birincisi, ilk başta sen merdivenleri çıkarken ilk basamaktan başlarsın Tonguç'um, son basamaktan başlarsın. Son basamaktan başlarsın. Saçmalama oğlum, önce buraya basman lazım, sonra buraya, sonra buraya. Yani böyle ayağın olamaz ki. Dolayısıyla ilk başta açacağın adım first olsun, tamam Tonguç'um. Daha sonrasında yukarı çıkmak için next yapıyoruz. Sonrasında then yapıyoruz. Ardından after that, bundan sonra ve en sonunda da zirveye bayrağımızı dikiyorsun ve finally diyoruz Tonguç'um, bu kadar basit. Şimdi burası çok önemli. Sen first, next, then, after that, finally nerede kullanacaksın? Nerede kullanacağım? Mutfakla bunun ne alakası var diyorsun değil mi? Ya ben bunları ne yapacağım? İlk başta, sonra, daha sonra, ondan da sonra ve en sonunda kelimeleri ben nerede kullanacağım? Birincisi sınavlarda karşına çıkacak bu. Sınavlarda sana next ile then'in yerini ziyade ilk başta first'ün geleceğini, en sonra da final'ın geleceğini soruyorlar. Bunu bil bir. Aynı zamanda bunu nerede kullanıyorlar biliyor musun Tonguç'um? Mesela bir pasta tarifinde veyahut da bir ne demiş? Cheese omlet, yani peynirli omlet tarifinde bunu sana soracaklar. O yüzden hemen gel bakalım, sorumu soruyorum sana. Birinciye ne gelecek? First mi? Bir ne? İlk başta bir gelir hocam. Bir first gelir yani. Harikasın. First diye yazıyoruz buraya. İlk başta first geleceğini sana sınavlara sorarlar. En sonuncuya da final geleceğini, yani şuraya da final geleceğini hemen en baştan yazın. En dangozu bilebilir hocam. En dangozu bilebilir değil. Adamlar bunu soruyor. Sen dangoz musun? Bunu insan... Evet hocam. Ya, tamam dangozsun ama sen dangozsun. Yani İngilizce söylemen lazım birincisi. İkincisi Tonguç'um, first ve finally insan unutuyor. Çünkü sen Türkçe var, matematik var, fen var. İnkılap. 50 tane ders var ya. Ben dersi... nasıl hatırlayayım? Her şeyin bir hocası var. Ben her şeyi biliyorum. Aynen. Dolayısıyla bir anda unutabiliyorsun Tonguç'um. Bu normal insanın yaşadığı bir problem. İnsanlar bir hoca bir dersi bilmek zorunda. Ben niye bütün dersleri bilmek zorundayım? Harika bir açıklamada bulunuyorsun. Doğru. Bir öğretmen sadece... Her sınavdan 100 alamam ki. Mümkün değil. Aynen. Zaten her sınavdan 100 alamıyorsun. Bunu biliyoruz. Artistik yapma. Şimdi dolayısıyla burada bilmemiz gereken şey, bu kadar basit bir şey bile bize sorabilirler. Ya bu ne ya falan demeyin. Mutlaka aklınızı tutun diyorum Tonguç'um. Put some butter. Biraz tereyağı koyalım. Yine pan, bir tavan içine tereyağı koyalım. And put it on the oven. Oven nedir Tonguç'um? Yani fırına koyuyorsun böyle. Koydun fırına. Ardından ne yapıyorsun? Yani ocağa koyuyorsun. Next, sonrasında ne yapacaksın?
crack the eggs. Yani yumurtaları, pardon, cracks diyorum. Crack the eggs in a bowl. Yani bir kasenin içine doğru kıracaksın yumurtaları. And add some salt. Birazcık tuz eklemen lazım. Yani şimdi birincisi peynirli omlet yapman için paran olması lazım. Paran yoksa bunların hiçbirini yapamazsın. Gideceksin bir tereyağı alacaksın, tava alacaksın, tereyağı alacaksın, işte ne bileyim peynir alacaksın. Bunlar bir. Sonra ilk başta tereyağını tavaya koyacaksın. Fırında, o ocakta ısınacak. Sonrasında yumurtaları kıracaksın bir kasenin içine. Ve birazcık o kasenin içinde kırılmış olan yumurtalara tuz ekleyeceksin. Then sonrasında, then diyoruz. Ne yapman lazım? Beat them. Beat them with a fork. Pour into the pan. And ne yapman lazım? Cook. Pour into the pan. And pour into the pan. Pan'i yazmayı unutmuşum. Özür dilerim Tonguç'um. And cook. Şimdi burada ne dedik? Bir tane çatalla onları ezeceksin böyle. Beat vura 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 ezeceksin. Yani çırpmış gibi. Pour yani dök into the pan. Tavaya dökeceksin. Ve pişirmeye başlayacaksın. Ha, tavada da böyle hafiften tereyağı böyle hafiften kızarmış hatırlarsan. Sonra ne olacak? After that, bundan da sonra artık dördüncüye geldik. Dördüncü maddeye geldik Tonguç'um. After that, add grated cheese. Grater neydi? Rendeydi. Grate neydi? Rendelemekti. Grated da rendelenmiş peyniri. On it, rendelenmiş peyniri onun üzerine dökeceksin. And fold it half. Birazcık böyle yarım ısıt diyor. Finally, en sonunda da serve it immediately. Onu sıcak bir şekilde hemen servis et diyor. Şu anda lezizül aziz peynirli omletin hazır. Üzerine pul biber dökebilirsin. Bunu yazmadık. Bu bizim özel bir tarifimiz. Ama kesin olan bir şey varsa buradan senin bileceğin şey şu. Peynirli omlet ya da herhangi başka bir yiyeceği yaparlarken en başa first, en sona final geleceği bileceksin. Burada next, then ve after that sıralamasını da aklında tutmalısın Tonguç'um. Gelelim bununla alakalı bazı önemli sorulara. Important questions. Şimdi ben sana bir soru sorayım Tonguç'um. Sen de bana cevap ver. Buyurun hocam. Do you prefer cooking pizza or pasta? Yani pizzayı pişirmeyi mi seversin yoksa makarna pişirmeyi seversin? I usually prefer karnıyarık. Ne diyorsun oğlum karnıyarık? Pardon hocam pasta diyelim. Tamam ama I usually prefer. Ben pasta çok seviyorum hocam. Pastayı yerken böyle kremaları bulaşıyor suratıma. Çok güzel oluyor. Oğlum bu pasta o pasta değil. Buradaki pastadan kastımız makarna. İtalyanlar makarnaya pasta diyorlar. Biz ise pastaya makarna diyoruz. Yani yazıklar bu, olsun ne kadar saçma bir şey. Saçma sapan insanlar. Neyse sıkıntı yok. Burada senin cevabın da biraz hatalı olduğunu düşünüyorum. I usually prefer pasta diyorsun ama cooking ile sorduğu için sen de I usually prefer cooking pasta diye verirsen cevabı... Ne demek cooking hocam? Cooking pişirmek Tonguç'um. Makarna pişirmeyi seviyorum diyeceksin. Şimdi başka bir soruyum. How do you serve you? Bak seninle alakalı bir soru gelmiş. Efendim hocam? Cacıkla alakalı bir soru gelmiş. Şimdi... Benim beynime cacık diyorlar hocam genellikle. Yani ben senin beynine değil de senin ayranla karıştırılmış haline cacık diyorum daha çok. How do you serve cacık? Cacığı nasıl servis edersiniz demiş. Ve sen cacığı nasıl servis edersin? Gerçi senin için yamyamlık olacak. Ben genellikle takım elbise içerisinde kendimi servis ederim. Çok güzel. Gerçekten misafirin karşısına çıkarken kaliteli, şık ve elegans olmak. Soğuk servis. I serve it cool. Hayır, I serve it cool değil de cold dememiz daha doğru cold. Olur. Cold. Peki... How do you, balığı nasıl pişiriyorsun Tonguç? How do you cook fish? Balığı ben hocam ilk başta böyle bir benim özel solüsyonum var hocam. Ona yatırıyorum. İki gün beklettikten sonra. Solüsyona yatırmak mı? Oğlum balık kokar iki gün sonra. Baharatlarımın karışımını serptikten pour sonra. Some spices. Arkasından hocam güzel bir şekilde fırına veriyorum. Ama en az kağıtla kaplayıp 18 saat yavaş yavaş pişmesini bekliyorum. Oğlum sen bundan çok elitsin sonra, yani. Hocam ben kaliteli bir hayatım var. Güzel. O zaman I cook it fried yani kızarmış yiyorum diyebiliriz. Ben senin anlattıklarını uzun uzun yazarsam buraya sığmaz ama gerçekten son derece elit, robe de chambre giyecek kadar kaliteli bir insan, bir aşçı olduğunu anladım. Şimdi gel bakalım types of cooking'e bakalım. Yani pişirme yöntemlerine. Şimdi burada bazı kelimelerimiz var. Bu kelimeleri bir önce Türkçesini hatırlayalım. Sen de bunları bir bil bakalım. Boil ne demek Tonguç'um? Boil kaynatmak demek. Harikasın. Roast ne dedi? Fırınlamak demek. Çok güzel. Steam. Buharda pişirmek. Harikasın. Fry. Kızartmak. Grill. Hocam. Izgara. Fry yağda kızartmak. Grillde ızgara. Grillde ızgara. Harikasın. Son bir şey daha soruyorum. Bake. Bake de fırına vermek. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Şimdi biz buradaki kelimelerin yanına bu fiilleri koyacağız. Yumurtalar, patatesleri diyelim ki boil diyelim. O zaman boiled diyebilirsin. Yani kaynamış yumurta veyahut da haşlanmış patatesi kullanabilirsin. Chicken ise... Roast. Harikasın. Roasted chicken. Roasted chicken diyebiliriz. Başka? Steamed vegetables. Evet. Sebzenin vitamini, sebzenin şeyi gitmesin diye nedir onun adı? İç özgüveysleri. Yani kendine ait o değerli besinleri gitmesin diye
Biz bunları steam yani buhar yapıyoruz. Peki potatoes yani patatesleri... Fried fish. Evet, fried fish or potatoes diyoruz. Fish and chips. Yani niye? Çünkü kızarmış, lezzetli. Meatballs, köfteler ve... Sen köfteyi çok seviyor musun Tonguç'um? Hocam bana köfte hor diyorlar arkadaşlar. Harikasın. Köfte sevene köfte hor denir diye güzel bir mantığımız var. Meatballs, köfte topları ve steak, ızgara. Burada ne diyeceğiz? Grill diyeceğiz ama grilled dememiz lazım. Bu bunların sıfatı oluyor yani. Haşlanmış patates. Tavuk rosto, işte buharda pişmiş sebze gibi. Burada fried güzel yazamadım. Grill dedik. Cake ve chicken'da da ne diyeceğiz? Baked yani fırınlanmış. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yap. Yorumlara yollayalım. Teşekkür ederim.